Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. İmam Hatip 12. sınıf arkadaşlar, herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Çıkmış sorulara bakıyoruz. Birinci dönem, birinci yazılı soruları. Birinci sorudan başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Uygun olan kelimelerle boşlukları doldurunuz. İnned dîne indallâhil İslam, tarîk, ilim, hâtem. Buradaki boşluklara bu üç kelimeden biri gelecek. Hemen bakıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. İnned dîne indallâhil İslam. Evet arkadaşlar, birinci olan kelime buraya gelecek. El-İslamu. İnned dîne indallâhil İslamu. İkincisine bakalım. İlim, el-kelam, el-kelime, el-kelimat. Buranın mevzusunu İmam Hatip 12. sınıf Arapça ders kitabı 1. bölümde okumuştuk bu kelimeler. Bu şekilde geçmişti. İlmül kelam. İlmül kelimete, ilmül kelimat. Kelime veya kelimeler ilmi. Böyle bir şey görmedik. Bunu duyduk. Onun için buraya işaretliyoruz. Tariqus sem'i, es-sema'i, el-istima'i derken buradaki de yine o ibareden aşina olduğumuz kelime tarikus sema, işitme yolları. Bu da kelam ilmi, ilmi kelamda diyoruz Arapça olarak. Hatemün nebiyyin, hatemün nebiyyun, hatemün nebiyyin. Şimdi şu kelime olmaz arkadaşlar. Neden? Çünkü hatem muzaf. Bura muzafın ileyh, muzafın ileyh bu şekilde gelmez. Ama bu şekilde, bu şekilde gelir. Şimdi bu iki kelimeye bakıyoruz. Burada nebiyyin, burada nebiyyin. Burada yanlış olan şu arkadaşlar, bu hemze olmaması lazımdı. Doğrusu burası nebiyyin. Böyle işaretliyoruz. Hatemün nebiyyin, nebilerin, peygamberlerin sonuncusu. Evet, devam ediyoruz. 2. Doğru olan cümlenin başına D, yanlış olan cümlenin başına Y harfi koyunuz. Evet, nedrus fi dersi ilahiyat sıfatillah ve minha el-vahdaniyetu. Nedrus ders olarak görüyoruz. Nerede? Fi dersi ilahiyat, ilahiyat dersinde. Ni sıfatillah, Allah'ın sıfatlarını ve minha bu Allah'ın sıfatlarındandır. Ne? El-vahdaniyetu, vahdaniyet. Vahdaniyet, kıyam, diye Allah'ın sıfatları var. Vahdaniyet de bu Allah'ın sıfatlarından biridir. Bunu ilahiyat dersinde okuduk, okuyoruz. Ders olarak görüyoruz. Burası doğru arkadaşlar. Buraya doğru işareti koyalım. Evet, şu şekilde işaretledik. Buraya bakalım. El-münafiku münafık kimdir? وَمَنْ شَكَّ ف۪ي بَعْضِ الْاَحْكَامِ الْا۪يمَانِ İman hükümlerinin bazılarında şüphe eden kimsedir. Bu da yani doğru. Bu cümlede yanlışlık yok. Bunu ya, bu doğru bilgi olarak, bu da bilgi olarak doğru. Ama bu yanlış bir şey. Münafıkların yaptığı bir şey. Bu da yanlış bu şekilde. Evet arkadaşlar, burası bilgi olarak doğru. Burası da doğru. Ama buradaki münafıklığın alameti o yapılan yanlış bir fiil. Biz burayı da şuradaki soruya göre doğru diye işaretliyoruz. Yani bilgi, yazılan bilgi doğru mu diye soruluyor bize. Evet, doğru. Devam ediyoruz. Aşağıdaki cümleleri uygun fiillerle tamamlayınız. Evet. Şimdi burada boşluklar var cümlelerin başında. Bu fiillerden biri gelecek. Şimdi eva, neva, Kavva veka. Burada şuraya gelir. Bunlardan biri münasip. Rama, tahki, yera ve vada. Buraya münasip. Yerkep, yersum, yakta, yuhaddis. O da buraya münasip. Yenamu, tegifu, yekulu, yemşi. Bunlardan biri de buraya gelecek. Çünkü buradaki, buraya gelecek kelime burada var. O burada yok. Yani bunları işaretleyecek olursak şu şekilde arkadaşlar. Buraya ait. Buradan bir fiil buraya gelecek. Buradan bir fiil buraya, buradan bir fiil de buraya gelecek. Şimdi o zaman başlıyoruz.
Tekrar işaretleyeceğiz. Şuradan başlarım. El muallimu el kitabe alet tavile. Evet, bunlara sırasıyla baktığımız zaman çok uzun sürer. Biz şu 4 ihtisar yapalım, kısaltalım. Bu 4'te arayalım. Rama muallim attı hoca el kitabe alet tavile. Kitabı nereye attı? Masanın üzerine attı. Bu da olabilir ama bizden istenen bu değil. Çünkü rama harfi cerri ale harfi cerri ile rama fiili ale harfi cerri kullanmaz. Fil suresinde termihim bi hicaratin min siccil. Termihim bi. Orada onu öğrenmiş oluyoruz. Yani rama fiili b harfi cerri ile kullanılıyor. Burada ale olduğu için olmaz. Tahki hoca kitaba konuştu masa üzerinde. Bu da bir manası olmaz. Yara hoca kitabı masa üzerinde gördü. Olabilir ama tam olarak mana ifade edilmiyor. Şurada vada'a buraya münasiptir. Vada'al muallimu el kitabe ala tavle. Çünkü biz bu cümleyi kitaptan hatırlıyoruz. Vada'a koydu el muallimu hoca neyi el kitabe. Kitabı nereye? Ala tavleti masa üzerine masaya koydu. Buradaki münasip olan vada'a buraya getirdik. Devam ediyoruz. El mulakim adalatihi. Önce burayı çözüyoruz arkadaşlar. El mülakim ne demek? Boksör. Lükme, mastar. O da ne demek arkadaşlar? Yumruk, yumruk atmak. Lükme. Mülakim de boksör. Aynı kelime. Bu sadece mufale babından. Mülakim adalatihi kaslarını derken burada kavva güçlendirdi. Kim? El mülakimu. Boksör neyi adalatihi? Kaslarını güçlendirdi. Buraya kavva fiilini getiriyoruz. Ahmet zemilehu anil vahdaniye. Yerkep, yani şurayı manasını verelim. Ahmet arkadaşına vahdaniyetten. Yerkep biniyor. Olmaz. Yersüm çiziyor. Olmaz. Yakta kesiyor. Olmaz. Ve haddis bahsediyor. Haddese yuhaddisu fiili an harfi ciriyle gelirse bahsetmek manası çıkar. Yuhaddisu Ahmet, Ahmet bahsediyor kime? Zemilehu arkadaşına. Neden bahsediyor? Anil vahdaniyeti, vahdanetten bahsediyor. Vahdaniyetten konuşuyor dediğimizde mi anlaşılır ama haddese fiilinin an harfi ciriyle kullanıldığı zaman bahsetmek manasına geldiğini bilelim. Zaten bir tane kaldı. O da buraya ait. Bundan beri gelecek. Halime emamel mir'at. Halime isim. Emamel mir'ati aynanın önünde. Yenamu uyuyor. Yenamu olmaz. Niçin? Çünkü tenam olmaz lazım. Burası müennes. Yemşi bu kelime. Yemşi ne yapıyor? Yürüyor. Temşi olması lazım buraya uyması için. Bazen müzekkirlikten ve müenneslikten arkadaşlar manasını bilmiyorsak da buraya münasip olanı bulabiliriz. Burası müzekker, burası müzekker, burası müzekker. Üçü de olmaz. Niçin? Çünkü bu müennes. O zaman zaten mana cihetinden de en uygun olanı bu. Takifu halimetu, halime duruyor. Nerede? Emamel mirat, aynanın önünde duruyor. Evet arkadaşlar, buradaki boşluklara gelecek fiiller de bu şekilde. Önemli olan bunlar değişebilir imtihanlarda, sınavlarda. Buradaki kelimeler değişebilir, cümleler değişebilir. Önemli olan biz sorunun nasıl çözüleceğini, tekniğini öğrenmemiz. Yani tekniğini, mantığını çözmemiz gerekiyor. Burada olduğu gibi bakacağız. Burada mesela ne? Fail, müennes. Hemen fiilin müennes olması gerekecek. Ona göre getireceğiz. Manasını bilmesek de bu kaideyi bilirsek ne yaparız? Bunu kolaylıkla çözeriz. Evet, devam ediyoruz. Dördüncü soruya la devam ediyoruz. Aşağıda verilen cümlecikleri, cümleleri anlamlı hale dönüştürerek sıralayınız. Şimdi burayı hatırlıyorsunuzdur arkadaşlar. 21, 20. veya 21. sayfada olması lazım. İmam Hatip 12. sınıf Arapça ders kitabının 21. sayfası hatırladığım kadarıyla orada olması lazım. Burada ne isteniyor bizden? Bunları sıralayacağız. Amentü var ya, Amentü billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve resulihi, onun bir benzeri. Böyle görmüştük. Şimdi buna göre sıralayacağız. Birinci sırada hangisi var?
Hemen bakıyoruz. El imanu billah azze ve celle, yani el iman bi vücudihi. Manasına verelim. El imanu billah, Allah'a iman etmek. Çünkü bunların manası da sorulabilir. Mesela şu yazar bunu Türkçe'ye çeviriniz diye sorulabilir. Allah'a iman etmek, yani şimdi izah ediyor. El iman bi vücudihi, Allah'ın mevcudiyetine, varlığına inanmaktır. Burası bir arkadaşlar. İki, vel iman bi sıfatihi kedalik. İki bura. Allah'ın sıfatlarına da böylece ne yapmak? İnanmak gerekir. Üç, kedalike el iman bi kitabihi ve bil kader. Yine Allah'ın kitabına ve kadere de inanmak gerekir. 3. 4. Hayrihi ve şerrihi minallahi. Buraya gelecek arkadaşlar. Arkadaşlar burada bir değişiklik yapacağız. Onu sonradan fark ettik. Tekrar yapalım. İşte bir doğru burası. 2 burası, 3 burası. Neden? Çünkü vel imanu bi sıfati, Allah'ın sıfatlarına. Hazreti Allah'ın zati sıfatları var, bir de subuti sıfatları var. Şimdi bu sıfatları da kel kudre ve semi vel basar vel ilim gibi demek için bu üçün bundan sonra, buradan sonra el vel imanu bi sıfati kedalik bundan sonra gelmesi gerekiyor. وَكَذَٰلِكَ الْا۪يمَانِ 4. بِكْتَابِهِ وَبِالْقَدَرِ. Yine Hazreti Allah'ın kitaplarına, kadere inanmak. Kaderden de maksat nedir? خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ. Burada tam yazılmamış da hayrihi ve şerrihi. Burada biraz görünüyor. Buraya da bu gelecek. 1, 2, 3, 4 ve 5. Sıralama bu şekilde arkadaşlar. Şurada arkadaşlar aşağıdaki cümleleri Türkçe'ye çeviriniz. Burada çevirelim, bitirelim. العقيدة هي الإيمان الذي وقر ثبت في القلب. العقيدة عقيدة هي بو الإيمان إيماندر الذي أول بير إيمان كي وقر أي ثبت ثابت oldu. Nerede? في القلب. عقيدة kalpte sabit olan imandır. Bunu العقيدة هي الإيمان الذي وقر أي ثبت في القلب. عقيدة kalpte sabit olan imandır diye ezberlememiz gerekiyor. Evet arkadaşlar, bu şekilde soruları çözdük. Tekrar görüşmek üzere. Selametle kalınız. Ma'a selame ile liqa fi amanillah.